Rize Bahçeşehir Koleji öğrencilerini önemsiyor. STEM eğitim modeliyle öğrenciler hem tasarımsal hem de bilişimsel becerilerini geliştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı yeni sistemle uyumlu olan STEM eğitim modeliyle öğrenciler bir yandan bilimi öğreniyor, diğer yandan somut ürünlerde yenilikçi yanlarında geliştirme fırsatı buluyor. Bu kapsamda öğrencilerin katılımıyla Şimal AVM'de STEM fuarı açıldı. Rize Bahçeşehir Koleji kurucusu Aziz Sonkaya, STEM eğitim modeliyle ilgili Çay Televizyonu mikrofonuna bilgi verdi. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün katılımıyla STEM fuarını açmış bulunmaktayız. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bahçeşehir Koleji bütünleşik yani STEM eğitim modelini uygulamaktadır. Bakanlığımızın geçtiği yeni sistemle uyumludur. Yaklaşık 12 yıldır uyguladığımız bir sistemdir. Öğrencilerimiz proje tabanlı bu modelle hem tasarımsal hem de bilişimsel becerilerini geliştirmekte. Bilimi öğrenirken somut ürünlerle yenilikçi yönlerini de geliştirmektedirler. Sonkaya, fuarda proje tabanlı eğitim modelinin öğrenciye sunduğu katkının ortaya çıktığını söyledi. Burada proje tabanlı eğitim modelinin öğrenciye sunduğu katkı ön plana çıkıyor. Öğrencinin muhakeme yeteneğini geliştirdiği için aynı zamanda analitik düşünce yeteneğini, kabiliyetini üst düzeye çıkardığı için farklı soru tipine farklı açılardan bakabilme kabiliyeti üst düzeyde oluyor ve bu başarısına oldukça olumlu bir katkı sağlıyor. Son iki dönemde zirve yapan öğrencilerimizde gözlemlediğimiz şey budur. STEM fuarına Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı. Tüfekçi öğrencilere başarılar diledi. Bugün burada Bahçeşehir Koleji'deki öğrencilerimizin gerek ders içerisinde gerek ders dışarısında yaptıkları etkinliklerden oluşan bir hem bilim şenliği diyelim, birçok farklı etkinliğin, sosyal, bilimsel, sportif etkinliğin sergilendiği bir alandayız. Çok gönüllü bir şekilde yetiştirme yolunda çalışmalar yapıyoruz. Burada da bunu farklı standlarda gözlemledik. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrenciler yaptıkları teknolojik ürünlerle yaratıcılıklarını ortaya koydular. Her bir standta başarı ve sabır yüklüydü. Fuar hem öğrenciler hem de veliler tarafından ilgi gördü. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.